Az önce buraya geldiğimizde kıymetli başkanımla sohbet ederken Büyükşehir Belediyesi tabii şu an bir telaş içerisinde. Ne yapacağını, nasıl davranacağını, ne söyleyeceğini açıkçası tam bilmiyor. Ve bu kaos ve karmaşa içerisinde biz belediye çalışanlarımızın ücretlerini, şartlarını, çalışma şartlarını iyileştireceğimizi ifade ettiğimizde onlar da alelacele bir promosyon verdiler. Promosyon veren kardeşlerimize sorduğumuzda bu sizin 31 Mart'taki görüşünüzü, fikrinizi değiştirir mi diye sorduğumuzda arkadaşlarımız şu cevabı verdiler. Biz kurumumuzu seviyoruz ve kurumsal düşünüyoruz dediler. O yüzden Büyükşehir Belediyesi promosyon da verse, tutamayacağı vaatleri de verse, buradaki kardeşlerim, eğitim bir senli kardeşlerim, bizim çalışan yol arkadaşlarımız öyle davasını bir promosyona değişmez. Olaya bir bütün bakar. Olaya büyük ve Türkiye davası yolunda bakar. O yüzden siz ne yaparsanız yapın nafile. Verdiğiniz sözleri tutamadınız. Verdiğiniz sözlerin ancak %87'sini gerçekleştirdiniz. Ama şu gerçek var ki 31 Mart akşamı %100 o Saracane'den ayrılacaksınız. Değerli arkadaşlarım, tabii göreve geldiğimizde İstanbul'da düzenlediğimiz sizlerin özel eğitim programlarına da tam destek vereceğiz. Sizler eğitim faaliyetlerinizi yürütürken, sürdürürken türlü türlü sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. Aranızda okul müdürlerimiz var. Bugün okullarımızda yaşanan en büyük sorunlardan bir tanesi olan hijyen, güvenlik ve temizlik problemiyle uğraşan müdürlerimiz var. Size söz veriyorum. Biz göreve geldiğimizde artık böyle bir sorununuz kalmayacak. Okullarımızın temizlik, güvenlik ve bakımında sizlerin yanında olacağız. Ve bu yükü omuzlarınızdan alacağız ki siz geleceğimizin teminatı çocuklarımıza çok daha nitelikli faaliyetler yapabilirsiniz. Tıpkı bugün öğleden sonraki bir bilenle bilge nesil projesi gibi Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte emek verdiğiniz bu proje kapsamında 300 bin kitabı 100 bin yavrumuzla buluşturdunuz. Bizler inşallah bunun gibi pek çok projeyi sizlerin taleplerinizi bir görev olarak göreceğiz ve yardımcı olacağız. Söz yavrularımıza gelmişken merhum Turgut Cansever'in o meşhur sözünü bir kez daha burada sizlerle birlikte anmak istiyorum. Şehri imar ederken nesli ihya etmezseniz, ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder. Bu bakımdan biz hem şehrimizi hem de sizlerle birlikte neslimizi ihya edeceğiz. Neslimizin imarı konusunda sizlerle el ele çalışacağız. İstanbul'umuzun memurları için burada
İstanbul'da yaşamayı külfet olmaktan çıkaracağız. Ve yaşanabilir bir şehir olması için de özel bir gayreti ortaya koyacağımızı bilmenizi isterim. İstanbul'da yaşayan memurlarımız için toplu ulaşımda iyileştirmelere gideceğiz. Siz nasıl bizim evlatlarımızı geleceğe hazırlıyorsanız biz de sizler için, sizlerin evlatları için elimizden geleni yapacağız. Çalışan memurlarımızın evlatları için her mahallemizde 7 gün 24 saat esasıyla çalışacak kreşler yapacağız. Gözünüz arkada kalmayacak. Ve orada işte büyük güçlü Türkiye davası için çalışan, mücadele eden hanım kardeşlerimiz bu mücadelede ben çocuğumu nereye bırakacağım? Acaba işte aileme mi bıraksam, komşuma mı bıraksam gibi bir endişe içerisinde olmayacak. 7 gün 24 saat çalışacak o kreşlerimize çocuğunu bize emanet edecek ve biz de o emanete gözümüz gibi bakacağız. Ve 39 ilçemize bu manada bu kreşlerimiz hizmetler verecek. Yine memurlarımızın, işçilerimizin, emekçi kardeşlerimizin kuracağı kooperatiflere Kiptaş eliyle proje ve yapım gibi teknik destekler vereceğiz. Ev sahibi olmanız için biz de elimizden geldiğince bu mücadeleye ortak olacağız ve kuracağınız kooperatiflerde Büyükşehir Belediyesi sizin yanınızda olacak. Gerek yapım, gerek proje, gerekse bu manada maddi manevi her türlü desteği sendikalarımıza, memurlarımıza vereceğiz. Ben şunu tekraren söylemek istiyorum. 31 Mart'a kadar da her gün söylemeye devam edeceğim. Biz İBB'den haksız yere çıkarılan tüm kardeşlerimizi tekrar işe alacağız. Ve yine bizim yönetimimizde hiç kimse haksızlığa uğramayacak. Arkadaşlar not verdi, ben CHP'li İstanbul yönetim verdiği sözlerin %87'si tuttu demişim galiba, öyle mi? Ya öyle bir şey olma ihtimali yok. O tutmadığı taraf, %87 tutmadığı taraf, işte metroda 230 kilometre metro sözü verip 8 kilometre yapan, 5 yılda işte 5 metre Esenyurt'a giden metroyu ilerleten, kentsel dönüşümde 115 bin konut sözü verip yine 115 bin konut sözü çerçevesinde sadece 5 bin, %5'ini gerçekleştirmiş bir anlayıştan bahsediyoruz. Tabii dertleri İstanbul olmadığı için, İstanbul'un sorunları olmadığı için İstanbul'umuzu maalesef bir basamak olarak görüyorlar.